En sonunda güzel bir konuşma yapalım. Tabii. Senin hayat tecrübeli ihtiyacın var. Hayatınızı ortaya koymazsınız, hayatınızı kazanamazsınız arkadaşlar. Yaz bunu. Çalıştım dostlar. YouTube videosu yapayım derken öleceğim. Bak bu video like atın. Bu video like atın ulan. Birazdan ineceğiz çünkü bunu ben kaldıracağım. Hep board'u düşürme yani. Tam şuradan. Yunus Şeker! Bırak bu işleri Yunus Şeker! Beyler bir tane YouTube videosu yapıyorum. Çok güzel oluyor. Yunus abi konuğum. Yunus abim çocukluktan beri abim sayılır. Yani aynı anneden olmayıp da abi dediğimiz insanlardan. Sen gel seni bulacağım. Sanki mahalledeyiz abi. Şarkı şahinleri. Seni de bulacağım. Çok makara bir video oluyor. Gördüğünüz gibi şu an. Öğrendim biraz teleferik. Tepeye çıktım. Tepeden birazdan da buradan atlarım ben. Bana ya. İnanın. Birazdan da buradan atlarım. Snow Demedi park, de demeyin. Snow park. Snow park. Bekle geliyorum. Bekle. Bir sigaramız var orada bekle. Burada bağırdım. Biliyorum abinin cebinde viski var. Abinin elinde viski var diyorum üşüdüm. Millet diyor ki ne üşümesi hava sıcak. Halbuki bilmiyorlar benim ne istediğimi. Sonra da anladı ama. Geliyorum. Yunus Şeker. Lan biz ne yapıyoruz lan? İyi var da bana tecrübe kes abi. Harbiden zor. Kolay değil. Bir şey söyleyeyim mi bak. 21-22 yaşındayım. İlk defa kestaneye doğru bir şey yaklaştı. Çok rahatsız bir pozisyondayım kral. Hiç rahat değilim. Dostlar birazcık kayalım ne dersiniz? Bence siz de hazırsınız. Hadi bakalım. Güzel bir YouTube videosu yapıyorum merak etmeyin. Evet canlar bir video daha yapalım hadi. Hop. Başlayalım bakalım. Oh. Bu biraz daha güzel olsun ama. Biraz önceki sonda düştük. Bunda düşmek yok güzel. İyisin değil mi? Ben harikayım her zaman. Düşmek yok diye. Ulan bana nazar değdirdiniz ha. Harbiden bana nazar değdirdiniz. Az önce çok güzel kayıyordum. Evet bu sefer biraz action. Hızlanma modeli. Ulan. Güzel. Sert çocuk var mı? Dostlar gün doğuşunu gördünüz. Güneş dağın arkasından geldi. Yeni uyandım ben de. Size şöyle bir buraya alıyorum. Bakın güneşi görüyorsunuz. Çok güzel manzara. Birazdan gideceğiz. Kayak yapacağız. Çok değer verdiğim bir abimin yanına gideceğiz. Şöyle söyleyeyim. Bu adamı nereden tanıyorum ben? Yani yanına gideceğim, bana yardımcı olacak adamı nereden tanıyorum? Biliyorsunuz ben geçen sene dışında bütün yaz hep sahilde yatarak surf eğitmenliği yapıyordum. Kitesurf eğitmenliği yapıyordum Muğla'da. 5 sene kadar yaptım. O sırada birlikte sizin anlayacağınız şekilde anlatayım. Çıraklık ve ustalık yani çıraklık ve eğitmenlik dönemini birlikte geçirdiğimiz bir abim diyeyim. Çünkü benden yaşça çok büyük. Şimdi kışın ve yazın artık ben başka işler kovalıyorum. Ama o surf eğitmeni ve yazın surf eğitmenliği kışın da snowboard eğitmenliği yapmaya devam ediyor. Benim de boş bir vaktim vardı. Bir arkadaşımla birlikte o arkadaşımın yanına geldim. Siz beni çok iyi anladınız. İki arkadaşımı da göstereceğim size. Ama şu an bir üstümü değiştirip odadan çıkayım. Bir de kahvaltı yapacağız. Nasıl bir evde olduğumu daha iyi videoda çekeceğim. Güzel bir vlog olacak. Güzel olacak. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Size bir kere daha göstereyim buraları. Şöyle sonra kapatıyorum. Ama şu görüntüye bayıldım biliyor musunuz? Bu görüntü efsane değil mi? Ben çok beğendim bu görüntüyü. Dostlar. Harika bir yerdeyim. Gördüğünüz gibi şimdi sizi son bir defa böyle çekiyorum. Bir de odamı da çekeceğim.
Çok güzel bir yerdeyim gördüğünüz gibi. Şöyle söyleyeyim, dışarıda nasıl bir hava var biliyor musunuz? Serin ama buz gibi değil, inanılmaz soğuk değil. Serin yani böyle. Serin, güzel böyle çok serin bir hava var ama soğuk değil. Yani ufaktan terliyor gibiyim hatta ben şu anda. Serin bir koku alıyorsunuz. Şurada hemen baca var. Bacanın ufak böyle çikim bir kokusu geliyor. Ufak bir çikin ama o da güzel yani. Güzel bir koku. Hani tatlı çirkin yani, anladın mı? Çikin yani. Çikin demek ne demek? Tatlı çirkin demek. Çok da çirkin, iğrenç değil yani, anlatabildim mi? Ufaktan kar kokusu geliyor. Karın kokusu var bilen güzel. Sonra bir de bu işte evler ahşaptan, meşe ağaçlarından yapılmış. İşte meşe ağaçlarını yakıyor da olabilirler. Yani bir meşe kokusu var. Yaş meşe ve yanan meşe kokusu böyle karışmış. Kar kokusu, meşe kokusu. İşte bu da bir de bacanın işte o çikin diye tarif ettiğim o koku. Çok güzel bir koku. Ama güzel yani. Totalde güzel bir şey olmuş. Bana inanın. Bak şu an meşeyi mesela biraz ağır aldım. Bir kere daha yapıyorum. Bu sefer bacanın estetisi biraz fazla geldi. falan derken. Nasıl keyfini çıkartıyorum. Odayı size gösteriyorum babuşlar. Gördüğünüz gibi burada iki tane yatak var. İki tanesini birleştirdim, yattım. Bir tane burada yatak var. Burayı kullanmadım ama. Su var. Bu su dağ suyu dostlar. Buradaki dağdan toplamışlar. Tuvalet var. 3-4 metrekare bir tuvalet var. Başka bu odada bilmeniz gereken bir şey yok aslında. Benim yeleğim hatta, onu da giyeyim. Çantamı da alayım. Her şeyimi topladım zaten. Hadi bakalım gidelim. Birazdan da kahvaltıyı göstereceğim. Bakın bu, burası dağ evinin normal bir otel olarak söyleyeceğim. Lobisi olarak düşünebilirsiniz. Resepsiyon olarak düşünebilirsiniz. Burası salon. İşte oturuyorlar burada. Bekliyorlar artık sohbet muhabbet. Bakın her şey burada, köy. Gördüğünüz gibi. Abi günaydın, kolay gelsin. Burası abinin odası. Buranın sahibi. Soba. Abi teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Eyvallah. Sağ olasın. Ne demek ne demek. Kahvaltımız yolundur. Teşekkür ederiz. Güzel. Şimdi beyler bu tereyağı, tamam mı? Köy tereyağı. Köy tereyağı. Abi hemen düzeltti. Yanlışım varsa düzelt. Bu da ekmek. Bilmeyenleriniz için. Ama bu ekmek sıcak sobanın üstünde. Bunu birazdan burada eriteceğim, tamam mı? Ettikten sonra ne fantaziler uygulayacağım bunun üstünde biliyor musunuz? Tahmin edemezsiniz. Olmazsa olmaz. Kahvaltıdan sonra alıyorsunuz böyle çayınızı. Tamam, bu nasıl içiyorsunuz bu çayı biliyor musunuz? Bakın böyle. Çünkü fena sıcak. Burada kaldık bugün. Şu yukarıda kaldık. Arkadaşlar kahvaltı yaptıktan sonra çayınızı alıyorsunuz. Dışarıda bu hava buz gibi. Çok güzel bir hava var. Çıkıyorsunuz baba. Güneş. Burada çayınızı içiyorsunuz. Birazdan arabaya binip gidiyoruz kaymaya. Burada kaldık. Bugün burada kaldık. Çatının en üstündeki yağmurlar damlıyor çatıdan damlıyor. Karlar eriyor belki de. Çatıda kar varsa eğer birazcık onlar eriyor. Evet dostlar. Artık gitme vakti. Artık gidiyoruz. Çantayı atıyoruz. Şimdi nereye gideceğim biliyor musunuz? Biraz önce öğrendim. Şu karşıda gördükleriniz kayma yeri. Yani birazdan orada gidiyorum ve kayıyorum. O zaman kaçıyoruz. Arabayı biraz ısıtayım. Mehmet abi teşekkür ediyorum her şey için. Abi ne demek? Gene görüşmek üzere. Dostlar. Her zaman.
şey yapar. Aynen öyle. Yardımcı olurum. Nasip kısmet. Görüşmek üzere. Dostlar. Gidelim bakalım oraya. Neler varmış orada. Gidelim bakalım. Kontrol edelim. Ben için selam. Gönlüm bize gelmiş. Ya da sen bize gel. Bir günde olsa ben sürsem sefa. Yanlış düzenle. Aşkmış kime ne? Gördüm ben ama hiç etmem kelam. Dostlar burası pistin arka tarafı, burada insanlar hazırlanıyorlar gördüğünüz gibi. Ve benim adamım Ghetto Yunus Şeker şu anda yoğun işlerini bitiriyor ve benimle ilgileniyor kral. Ondan sonra sohbet de edeceğim onunla. Burada gördüğünüz gibi insanlar hazırlanıyor. Güzel manitalar da var. Dostlar gördüğünüz gibi buradayım. Burası insanların kıyafetlerini aldığı yer. Dediğim gibi malzemelerini aldığı yer. Birazdan şuradan teleferiye biniyorum. Yukarı çıkıyorum. Şuradan galiba ya şuraya ya da şuraya çıkıyorum. Oradan kayacağız. Ama buraya girerken ve teleferiyi kullanırken bir kart gerekiyor. O kartı almayı unuttum ben. Direkt buraya girdim. Çocuğu gönderdim. O kartımı alsın gelsin. Ondan sonra başlayacağız. Video da başlayacak. Biz de başlayalım. Nelerle karşılaşacağım biliyorum. Ben ilk defa snowboard deniyorum. İlk denediğimi kesinlikle videoya çekeceğim. Baba kendime güveniyorum. Biraz cahil cesaretliyim ben. Gözüm baya karadır yani. Öyle sakatlanmaktan, düşmekten falan korkmam. En son X-Line Dubai'de şey söylemiştim. Sergen YouTube videosu çekiyorum. Gel kardeşim sen. En son Dubai'de Sergen benim kitesurf'tan arkadaşım. Şimdi burada eğitmenlik yapıyor. Hem onun yanına geldim. Başka arkadaşlarım da var. Videoda gösteririm zaten. Şey anlatıyordum size. Dubai'de yukarıdan yaptım. Yukarıdan bir saldım kendimi 180 metreden. O zaman ölmediğimde yine demiştim. Bugün de ölmedim anne diye. Bugün de ilk öyle bir deneyeceğim ki. Hani bu kadar risksiz bir şeyi eminim kendi kendime riskli hale getireceğim. Öyle bir cahil cesaretim var. Kendimi tanıyorum. Bir de şimdi içimde ben eminim. Manyak. Yetenek sende var mı? Tabii. Küçük yaştan beri sporla ilgileniyorum. Aynen. Bir de sörf eğitmeniyim. Orada büyüdüm. Sörf biliyorsun az çok. Biliyorum az çok. Çünkü snowboardla yabancı kalmazsın. Söyledi zaten biraz önce. Ben de zaten güveniyorum kendime. Eğitmenime de. Sana da. Yunus Şeker'e de. Birazdan başlıyoruz. Burnunu niye çekiyorsun? Dur ya. Sen oğlum. Orada mı çekelim? Ghetto adamın dibi. Bu videoda ona kesinlikle zaman ayıracağım. Yani çok samimi olmak için aynı anneden doğmaya gerek yok. Sahilini uzattıktan sonra birazcık gittikten sonra yine tutup bası hop bu şekilde duruyorsun. Parmak uçlarını havada. Daha doğru çıkartmışlar. Bu boş. Ben dinlemiyorum. Zaten yapacağım. İnanıyorum. Kolay bir şey. Önemli taktikleri öğrendim. Zaten Ghetto'da bana anlatmıyor gördüğünüz gibi. Çünkü benim kabiliyetimin farkında. Kendimi çok övdüm. Ispatlama zamanı. Dostlar. İlk defa kayıyorum. Bunu da bağlayayım. Şurada yaparsak daha iyi karşıya var. Aynen. Omuzun bak. Hep de tek şey omuz. Omuzun bir de çevirirsen ort doğru gidiyor. Tamam. Evet, tamam. Aynen.
Hayatta yapmam. Dostlar ilki bu şekilde oluyormuş. Etmeye dedim sal beni. Öz abim gibi zaten ama dedi. Evet. Ama dedi ilk başta olmaz, ver istersen bu telefonu. Ama dedi ilk başta olmaz. İlki buydu. Gayet iyiydi öyle değil mi ama? Tabii. İlke göre gayet iyiydi. Şu an zaten hani çok yakın arkadaşlar, abi kardeş gibi olduğumuzdan babylift'e bir de değiliz. Yani öyle makarasına kayıyoruz video amaçlı. Evet, aynen öyle. Birazdan çok daha iyileri gelecek. Bekle. Ama ilke göre iyiydi. Tabii çok çok iyiydi. Gerçekten. Zaten borçlu adam her türlü fazlasıyla. Bir de sen benim de yetenek muhabbetimi de biliyorsun aslında. Aynen öyle. Birazdan daha şekilli şıkılı videolarla geliyorum. Öpüyorum sizi. Dostlar bu videoyu harbiden çok zorlukla çekiyorum. Bak. Bu video like istiyorum ha. Ver bordunu bana. Geç. Geçti. Şunu cebime koyuyorum. Özür diliyorum. Hop. Evet. Gördüğünüz gibi babuş sıramı aldım. Teleferiye biniyorum. Buradan çıkacağız en yukarıya. Artık ondan sonra it's show time. Gündüz şeker. En sonunda güzel bir konuşma yapalım. Senin hayat tecrübeli ihtiyacın var. Hayatınızı ortaya koymazsınız, hayatınızı kazanamazsınız arkadaşlar. Yaz bunu. Yazdım bunu. Şey, efsane borçlu. Her gün bir şişecek içip geliyor. Cepte var. Madem öyle sosyal medyanın şerefini içelim öyle sosyal gidelim. Eyvah. Eyvah. Şerefinize gençler. Hayat olacak bu. Aynen öyle. Dubai çünkü hikaye varsın. Dubai. Çünkü sen varsın baboş. Biliyoruz, buna kaçıyoruz. Haydi bakalım. Ne yapıyoruz? Gel. Elimde bu benim. Evet elinde. Tamam. Oturuyor muyum, geldi yani? Evet geldi an, hop oturacağız. Koltuğunu sıkacağım. Koltuğunu kucağımda kalsın. Ooo bu tehlikeli. Harbi tehlikeli. Hiç kolay bir şey değil ha. Dostlar. Harbi tehlikeli. Hadi bakalım. Bizim hayatımız tehlikeli. Yunus Şeker. Dostlar şimdi makarayı bir kenara bırakıyoruz. Yunus Şeker harbiden aynı anneden olmayıp abim dediğim tek insan. Ona ihtiyacınız var. Size sadece onu söylüyorum. Sadece sohbetine ihtiyacınız var yani. Başka hiçbir şey söylemiyorum. En son seni bir sohbet için tutacağız. Önce evet. Bir makaramızı yapalım. Beni takip eden çocuklar ağırlıklı 16-17 yaşında çocuklar. Tabii 60 güzel. Yaşında amcalar da var. Aynen. Yani tam böyle hani konuşmalık, bizi dinlesinler, güzel olsun. Yani dinleyecek bir şey yok aslında. Senin makarandan, hal ve hareketlerinden çok şey öğrenecekler tabii. Onlar. Ama özlü sözlerini söyle. Özlü sözlerini söyle. Yunus arkadaşlar, Şeker. İbo benim canım ciğerim. Hayatta çok fazla paranızın olmasına gerek yok. 3-5 tane güzel dostlarınız varsa çok çok güzel yaşayabiliyorsunuz. Bak benim şu an param yok abi ama Türkiye'nin en güzel yerinde kayak yapabiliyoruz. Hem de parasız yani, anladın mı? Kalbini bozan kendini bozar. Kalbinizi hiçbir zaman bozmayın. Yazın bunları. Her şey yoluna girer Allah'ın izniyle. Öpüyorum sizi. Daha çok konuşacağız Yunus abiyle. Yunus Şeker Instagram hesabı getto, zaten yazacağım bu videonun başına. En güzel eğlenceli bir kısmı koyarım videonun başına, orada Getto'nun Instagram hesabında görebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Şu güzelliği çek, bırak bizi. Bırak bizi, güzellikleri çek. Baba şu an uçuyoruz ama buna binmek harbi tehlikeli. Aynen. Harbi sıkıntı. Bu arada harbi bu zorluklarla çekiyorum. Bak elimde eldivenler. Telefonum full su oldu. iPhone 12 Pro. Bak düşme ihtimali var. Yerlerde taşlar maçlar var. Harbi like hike ediyorum. İbo parayı buldu beyler. Ben de halen iPhone 5 var. Çıkaramıyorum. Elbet bir gün. Elbet bir gün. Ben biraz daha kurtarırsam artık dostlara faydalı olmaya başlayacağım. Ben de iPhone 5 var. Çıkaramıyorum dışarı. Böyle girmez. Ne zaman arasam ulaşılamıyor. Şu telefonun şarjı yok. %90'da şarj biter mi ya? %90'da telefon kapanıyor. Tamam dostlar. Biz yine çekeriz. Şimdi dağın tepesine doğru çıkıyoruz. Makara yaparız. Daha bütün gün buradayım. Saat daha 12'ye bile gelmedi. Ben tamamen akşam 5'e kadar buradayım.
yine güzel şehri çekerim size. Hatta şu an güzel şehir oluyor. Bordun kucağımda. Gördüğünüz gibi. Akara yapa yapa çıkıyoruz. Harbi güzel. Vallahi gerçekten güzel. Bak arkada da güzel oteller var. Burası bizim otel. Orada kalıyoruz. Tabii tabii. 3 günlük 12,5 bin lira. Nereden buldu parayı, ben de anlamadım. Ben de yolumda. Aynen öyle. Gerdik kalka almadı. Gittim seni konutuyoruz. Yanlış anlamayın da Bağcılar çocuğuyuz. Dubai'ye gittim sana yemin ederim. 0 TL parayla para kazandım. Yani Bağcılar çocuğu her yerde yaşar. Kraldırma ya. Aynen öyle. Biz nerelerden çıkmışız. Bizim olduğumuz her yer bizimdir. Düşünün biraz. Biraz düşünün. Aynen. Ne demek istedi şair? Bu arada biz hani video için bu şekilde konuşmuyoruz. Her zamanki muhabbetimi sizle tabii yapıyoruz. Ya. Biz her zaman bu şekildeyiz. Masallara gerek yok. Herkes kendi hikayesini de güzel, anladın mı? Anladın mı? Bir şey daha vardı. Ne? Dur, bir şey daha vardı. Mesela telefonla konuşuyor Yunus Şeker'le. Telefonu kapatıyor. Tamam kardeş, konuşuyoruz. Telefonu kapatıyor. Kardeşim, Allah yar ve yardımcı olsun. Allah yar ve yardımcı olsun. Hayır, o senin olayın. Kardeşlerim, bizde hiçbir şekilde yalan olmaz ama biraz abart olur tabi. Biraz abart olmazsa anlamazsınız zaten. Dostlar, neşenizin yerinde olması çok önemli. Neşenizin yerinde olması neye bağlı biliyor musunuz? Ne istediğinize, nelerden hoşlandığınıza odaklanmak. Paraya odaklanırsanız hep mutsuz olursunuz. Ne istediğinizde önem verin, dostlarınızda önem verin, kaliteli dostlar edinin. Kaliteli olmayan insanlara yanınızda olmasına ihtiyacınız yok, anladın mı? Yol vermeyi de öğrenin, hayır demeyi de öğrenin. Bir kişi olsun, 10 kişi olacağına bir kişi olsun yeter. Sizi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Devam ediyoruz zaten. Allah yar ve yardımcınız olsun. Suri, Suri. Sen kızım, babam olsun bana. Dostlar, Yunus abi yukarıda gösterdi bana biliyorsunuz. Artık tepeye çıktık teleferikle. Burada bir kaydım. Yunus abi dedi, oğlum dedi, hani ilk kayışını videoyu çekecektik. Abi dedi, dedim çekelim. Dedi bekle dur, otur oraya dedi. Dedi seni videoyu çekeyim. Şimdi Yunus abiye veriyorum telefonu, ilk kayışım. Bakın şimdi nasıl kayıyorum. Bak şurada rampalar var. Bak biraz sonra atlayacağım. Bak atlayacağım biraz sonra, inanın bana. Bana inanın. Aynen, süpersin. Rahat ol. Evet, fazla benden değil. Topuklar havas, süper. Devam. Süpersin. Süpersin, olay bu. Süper. Devam, şu an çok güzel. Devam, sağa doğru, sağ elini uzat. Adamsın, olay bu. Çok fazla omzunu çevirme, rahat ol. Evet, devam, devam. Daha sağa göre, çok süper. Daha... Yani ikinci defa board takışın. Daha bir saat zaten olmadı. Olay bu. Bas topağa, topağa bas, topağa bas. Bravo. Topağa bas. İbo topuk yap, yavaş yavaş gidiyorsun. Aferin bu. Sağ yüklen şimdi. Sakin sakin. Aferin, sağ topuk, parmak ucu basma, basma. Bu kadar olsun. Evet. Çok iyiydi. Rahat ol. Fazla çevirmene gerek fazla yok. Fazla kaza da gel. Al. Evet dostlar, kayıyor muyuz? Biraz action'a ne dersiniz dostlar? Evet. Yeni yeni öğreniyorum. Olacak o kadar.
burada bir tane kural var. Mesela kural şu, ben normalde arkama bakmak zorunda değilim. Arkada gelen beni görüp ona göre yolunu değiştirmesi veya durması gerekiyor. Ama tabii tedbiri elde bırakmamak lazım. Yine de kontrol etsek iyi olur. Buradan dönelim baboş, buradan dönelim baboş. Tehlike hissettim. Tehlikeleri sevmiyorum. Evet, güzel. Harikasın mami. Harikasın mami. Harikasın Sıraç. Harikasın Bibo. Harikasın Sarı. Bir sürü nickname'im var. Harikasın Yıldo. Yıldo da soyadım lan. Anne zaten biliyorsunuz sosyal medyada. İbrahim zaten ismim. Falan filan. Diğerleri de ismim. Dostlar şu anda Kartal, neredeydik? Kartal Tepe'de miydik? Aynen, Kartal Tepe dağının insan yapımı İnsan yapımı aletlerle diyeyim, önce teleferik, sonra buna T-bar diyorlar. T-bar'la çıkabilecek en yüksek noktadayım derken ikinci T-bar'ı görmem ve bunun buraya doğru devam ettiğini görmem. Demek ki neymiş? Bazen fark ettiğin şeyler yanlış olabiliyor. Orası sanırım biraz daha yukarı ama hep boş geliyor. Acaba burada insanlar iniyor mu, yukarı çıkıyorlar mı, yoksa aynı yer mi? Anlayamadım. Çünkü burayı çok iyi bilmiyorum. İnşallah öğreneceğim. O zaman let's go. Hadi bakalım buradan ufak bir fantezi. Let's go. Müzik de çok iyi. Aynı Getto'nun öğrettiği gibi. Getto. Hemen öğrettim onu. Tek seferde öğrendim. Ufaktan büyüyerek bıraktım kendimi çünkü yoruldum gibi ya. Bayağıdır kayıyorum yani yaklaşık 2,5-3 saattir aralıksız yani hiç dinlenmeden gittim teleferiğe bindim yukarı, teleferikten aşağı kaydım, oradan T-bar'a bindim yukarı. 3 saattir bu şekilde kayıyorum ama çok eğlenceli. Baba güneş gidene kadar, tesis kapanana kadar sıkıntı yok. Ben sevdim bu işi. Benim bir iş yapmam için sevmem yeterliydi. Sevdikten sonra yok, saatleri falan hiçbir önemi yok. Yukarı doğru çıkıyorum şu an. Ama bu sefer de yavaş. Aslında biraz hızlanabiliriz. Dümdüz gidebiliriz. Gidelim mi? Gidelim gidelim. Evet. Gidelim. Severiz böyle şehri biliyorsunuz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Evet baba, hızlı gidiyorum şu an. Evet, ilk defa bu kadar hızlandım. Bak yemin ederim size. Bayağı hızlıyım şu an. Evet, güzel.
Ama artık kontrolü çözdüm. Oğlum. Bak, siz tehlikenin yanından geçiyorsunuz, farkında değilsiniz. Siz farkında değilsiniz turunculu. Seni yazdım beynime. Pezevenk dibimden geçiyor ibine. Evet bak, yokuş var. Wow, harbi yokuş burası. Bıraktım kendimi. Evet. Normalde ben kayıyorum da kar az, biliyor musun? Kar buz olmuş. Bahane buluyorum. Şaka yapıyorum, bilerek durmak istedim. Bu şekilde. Bayağı sevdim ama burayı. Ben buraya kaçar gelirim arada bir. Güzel de bir video oluyor bugün. Gördüğünüz gibi. En son ama bu videonun en önemli kısmı Getto ile muhabbet. Getto çok kral adamdı. Getto harbi kral adamdı. Size hem kayayım hem Getto ile tanışma hikayemi anlatayım mı size? Şimdi ben Muğla'ya gittim. Ama 14 yaşındayım, tamam mı? 13-14 yaşında falanım. Orada bir surf okulunda, Muğla'da Akyaka'da bir surf okulunda asistanlık yapıyoruz, tamam mı? Yani şey gibi, berberdeki çırak gibi. Asistanlık yapıyoruz işte, hocalara yardımcı oluyoruz falan filan. Ben okula geldim. Okulda böyle 2 senedir çalışan, 3 senedir çalışan, geçen sene gelmiş olan asistanlar var, tamam mı? Ama tabii biz de bağcılar çocuğuyuz yani, küçüğüz ama yani, küçüğüz ama işte bu bilerek değildi. Küçüğüz ama yanlış anlamayın, biz zamanında çok ezildik yani, ezilmemeyi öğrendik. Neyse, gittim ben Muğla'ya, surf okulundayım. Oradaki çocukları rehin aldım, tamam mı? Normalde asistan şefi diye bir şey yok. Amına koyayım, çırağın şefi mi olur? Hani çırağın şefi ne kadar saçma, asistanın şefi de aynı muhabbet aslında. Ama ben bu iplere bunu yedirdim. Dedim böyle dedim, ben dedim işte başka bir okuldan geldim. İşte ben dedim asistan şefiyim. Normalde bir sene asistan olursun, ondan sonra hani eğitmen olursun, tamam mı? Yaşın tutuyorsa ve kabiliyetliyse. Hani başka okuldan geldim, asistanlıktan terfi ettim, asistan şefiyim. Böyle bir hikaye yok yani. O ipneler de kendileri 3 senedir 4 senedir orada asistanlar. İşte bağcıların farkı. Neyse, ben baba bir gün oraya alıştım. İkinci gün hepsine dedim işte, ben dedim asistan şefiyim. Ben dedim ne yaparsam, ne dersem onu yapacaksınız. Hepsi tamam abi falan filan. Büyükler bile diyor, 17 yaşında çocuk var. Ben 13-14 yaşındayım, bana diyor ki abi. Neyse, bir ay geçti, ben tamamen orayı ele almışım. Artık oranın kralıyım. Hani kralı gelsin, hayırdır ya. Herkes benim dediğimi yapıyor. Neyse, bir ay sonra kim geldi okula asistan olarak? Getto. Getto geldi. Getto isminden belli. Getto. Getto ne demek? Harbi sokak çocuğu. Yani sokakta büyümüş bir çocuk. Onu görmüş bir çocuk. Ve Getto'yla harbiden kendisine yakışan, çaldıran bir çocuk. Yani harbiden Getto. İşte Getto geldi okula. Ben yine aynı model. İşte okul gün bitti. Kayıtları toplayacağız. Yani işte ekipmanları toplayacağız diyeyim size. Ona diyorum sen onu yap, sen onu yap. Getto'ya söyleyin diyorum. İşte Yunus'a söyleyin diyorum, bunu yapsın. Bir gün yaptı. İki gün yaptı. Artık bazı şeylerin farkına vardı. Ben de onun farkına vardığını vardım. Farkına vardığını fark ettim. Ufaktan birbirimize kıl oldum. Rahatsız oldum. Çünkü belli yani, hani işime taş koyacağım. Ben ne güzel senemi bitireceğim çocuklara yaptıra. Sonra işte eğitmen olacağım. Bakacağım dalgama. Neyse, bir hafta oldu Yunus'un geleli. 1,5 hafta oldu. Yine klasik ama belli yani, Yunus'la o gün de bayağı tartışmışız. O gün bana bir şeyler diyeceği belli. Ben de farkındayım. Hazır oldu, bekliyorum. Patlama yazdır bomba gibi. Şey dedim, en son okulu kapatmışız. Son bir tane ekipman kaldı, tamam mı? Ben uyuzluğuna şey dedim. Hünkar diye bir tane çocuk var. Hünkar dedim. Yunus'a dedim söyle. Getto'ya dedim söyle. O dedim kaydı toplasın. Sonra Hünkar gitti, yanıma geldi. Dedim Hünkar ne oldu? İşte Yunus diyor ki İbo'yu söyleyin, o da biraz çalışsın falan filan. Hemen Yunus'un yanına gidersin, zaten patlamışım. Dedim hayırdır lan, işte dün geldin. Bize dedim iş mi koyuyorsun, yap burayı falan filan. Ben ne dersem onu yapacaksın. Ben asistan şefiyim. Aman sikiyim. Asistan şefiyim falan filan. Yol yapıyorum Getto'ya. Tabii yer mi? Yer mi Getto? Yer mi sokakların çocuğu? Geldi bana şey dedi. İşte dedi sen de yapacaksın dedi, işte herkes yapıyorsa sen de yapacaksın falan. Dedim öyle bir şey yok, ben dedim şefim hesabı, siz dedim yapın.
Ben dedim sadece ana işleri yaparım. Ben bu arada yatıyor değilim yani. Ana işleri yapıyorum. Yani yatıyorum tabii. Diğerleri gibi amelilik değil. Neyse işte Getto'yla böyle muhabbet oldu. En son birbirimizin üstüne dedik. Dedim dediklerimi yapacaksın. Dedi hayırdır yapmıyorum. Dedim yapacaksın. Dedi yapmıyorum falan filan. Biz bunların üstüne yürüdük. Ben bu arada Getto o zamanlar hani 25 yaşında falan. İşte ben de 13-14 falanım. Harbi bir tokatla bayıltır beni. Ben diyorum hayırdır. O da benim abimle arkadaş. Öz abimle arkadaş. O da Muğla'da yaşıyor. Abim de Muğla'da yaşıyor. Abimin atına bana vurmuyor. Ben şimdi yürekliyim de. Hani Getto'ya da yürek yapmazsın yani, anladın mı? 13 yaşındasın. İşte Getto dedi. Öyle birbirimize diklendik falan. Bir tane daha yapalım mı? Ben yapalım. Tamam. İşte dostum çok teşekkür ediyorum. Elimden ne geliyorsa yapma yazdırırım yani. Sen istemen yeter. Tamam. Ben Getto'nun kardeşiyim. Tabii. Şaka yapıyorum. Aynen öyle. Tabii. Nasıl o siyah ben beyaz. Tabii kardeşim ben onu. Allah'a emanetsin. Eyvallah. Görüşmek üzere. Neyse. Getto'nun kardeşim. Neyse işte biz bunun üstümüze yürüdük. O abimin hatırı olduğu için bana vurmadı falan filan. İşte ama orada bayağı bir üstümüze yürüdük. Dedim yapacaksın dedi, yapmayacaksın falan filan. Velhasıl Getto kazandı. Benim bütün işimi verdi. O sene bütün sene çalıştım ben. Bütün sene diğer Türkler gibi taşındı. Çalıştım dostlar. YouTube videosu yapayım derken öleceğim. Bak bu videoya like atın. Bu videoya like atın ulan. Dostlar Getto ile olan muhabbet bu şekilde. Sonra işte abi kardeş olduk. Sonra tabii iki sem çocuğu anlaşınca o şekilde sert bir şekilde başladık. Ama sonradan güzel olduk. Getto ile olan muhabbetim o şekilde. Birazdan videonun sonunda Getto ile muhabbet edeceğiz. Güzel bir insan, bana inanın. Bana inanın, çok güzel kaliteli bir insan. Videoyu onunla bitiririz. Ben biraz daha kayıyorum. Daha benim çok vaktim var. Helal sana be. Profesyonel misin sen be? Sen profesyonel misin? Evet. Zarf atmamı bekliyor bu karı da benim insan. Kaç ne yapıyorsun ya? Kral? Survivor mu? Sene inşallah bakalım. Elbet bir gün. Elbet bir gün Survivor 2022 şampiyon. Acun abi duy sesimi. Acun Bey. Survivor'a götür beni. Sana rating şampiyonu yaptım. Karşılıklı. Her şey karşılıklı kral. Desene daha snowboard'un üstünde duramıyorsun. Rating şampiyonu yapacaksın beni. Sen de haklısın babaş. Almıyorsan vardır bir bildiğin. Seni seviyorum. Videoda birazdan devam ediyoruz. Sergencim. Şarj aleti için teşekkür ediyorum. Rica ederim kardeşim. Kendine iyi bak. Instagram adresini yapıştır istiyorsan. Sergen Erenler Atlantire. Sergen Erenler Alttire. Sergen benim kitesurf'tan arkadaşım. Emektar köşesinde, kral köşesinde bir şey söyleyeyim mi? Harbi yoruldum. Bakın harbi yoruldum size söyleyeyim. Kral beğendim. Bundan sonra bir bakmışsın oradayım. İyi, çok iyi. Tabii beğendim. Hoşuna gittiyse. Ben şimdi senden videoda bahsettim. Nasıl tanıştığımızı anlattım 10 dakika boyunca. Ya Allah'ım. Dedim kral adamdır falan. Yo, harbi olduğu gibi anlattım. Cansız. Dedim tokatlıyordu beni az daha. Estağfurullah. Abimin hatırına kurtardık. Ne demişler? Abileri abi yapan kardeşleridir. Aynen öyle. Yaptım yine kelimemi. Öyle bizim ilişkimizi anlattınız, nasıl bir ilişkimiz. Evet. Geldim onun yanına. Vallahi. Takıldık, güzel geçti, yoruldum. İlk defa snowboard yaptım. Evet. O öğretti bana. Bir şey söyleyeceğim. Harbi bir şey söyleyeceğim. Kitesurf'ü ona ben öğrettim. Snowboard'u bana o öğretti. Harbi. Bu da aynen. Nedir? Kardeşliktir, abiliktir. Valla güzel oldu, aynen. Şimdi öyle. Şöyle. Normalde bugün cumartesi olduğu için çok yoğunluk. Yani çok daha güzel ağırlamak isterdik ama. Elimizden geldiği kadar işte. Ben çalıştık. Benim bir beklentim yok kral. Ben buraya geldim. Yalnız. Beni biliyorsun yani nasıl olduğumu. Biz canız biriz kardeşim, bizim için her zaman.
dostluk, kardeşlik her şeyden daha önemli. Güzel geçti ya, bugün güzel eğlendik. Tabii tabii, çok güzeldi, çok güzeldi. Daha gelirsin zaten önümüzdeki haftalarda, yine ortamımızı yaparız. Fena yoruldum, yüzümden de belli oluyordur. Bacaklarım, kaslarım da ufak tefek. Akşam ufaktan bir ağrı olabilir bacaklarımda. Bir tık ya, ama sen sporcu olduğun için koymaz baba bize be ya. Bir tık. O Dubai'de şey yapmıştım. Ayaklardan su çıkıyor ya, hatırlıyor musun? Aynen. Mesela onda gece bacaklarım pert olmuştu. Valla. Ama bunda evet biraz yok, ama ufaktan bir hissettirecek gibi. Dersiniz şimdi kahve mavi. Abi nasılsın? Allah makara bir yana, gelmek isteyen herkese bekleriz. Yaz kış beraberiz biz. Kapımız herkese de açık. Kartalkaya'dayız. Kartalkaya'dayız. Her şeyin farkındayız. Nerede zaten olduğunuzu bak, Kartalkaya'ya gelin. Kartal Grand Kartal Otel'de. Aynen. Ghetto. Yunus Şeker. Yunus Şeker değil. Eskiler tanır, yeniler örnek alır hesabı. Bir beklentimiz yok. Makarası yapıyoruz. Aynen, reklam meklam değil yani. Ben yok, buraya tamamen. Bizim reklamla işimiz yok zaten ya. Hayatımız mı reklam? Allah kardeşim. Bizi İbo'yu takip eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yani bir hedefiniz, hayaliniz her zaman olsun. Hedefsiz insan, yani gereksiz bir insan da demeyelim. Çünkü herkesin hayat yaşamı, hayat standartı farklı. Yani doğduğunuz ev kaderinizdir diyorlar ya, öyle bir şey yok. Siz benim doğduğum evleri görseydiniz, yani gecekonduda büyüdüm, hamamda yüzmeyi öğrenip can kurtaran olduk, kiteboardçı olduk. Artı yani hayatım boyunca kar görmemiş bir insandık. Geçen sene Van'da -35-40 derecede eksiden bahsediyorum. Hudutta yani askerlik yapmış bir insanım. Bu sene de bu şekilde burada, Allah nasip etti. Yeter ki kalbinizi temiz tutun, her şey olur. Yeter ki mücadele edin, koşturmaya devam edin. Gerisi de zaten fazlasıyla mücadeleyle geliyor. Mücadeleyle geçer hayat. Nakat olursan çok sakat, ceza. Mücadeleyle geçer hayatta son round demişler. Ceza demiş. Dostlar Allah'a emanetsiniz. Aynen, Allah'a sizi güzel bir insana tanıştırdım. Yarın öbür gün başka videolarda gelir. Hayatım boyunca benimle zaten. Bakarız yani, ne yaparsak dahil ederim onu da. Biliyorum ki videolarda yazacak, yorumlarda yazacaksınız. Çok isteyeceksiniz. Daha detaylı video, daha samimi video. Sadece evet, getirdiğim öyle video. Yaparız, sıkıntı yok. Canlı yayın da yaparız. Şimdilik Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ben çok yoruldum. Hatta eşyalarımı da oraya attım. Gördüğünüz gibi. O düşenler benim değildi. Çocuklara bir 100 lira bahşiş verirsin ya. O düşenler de benim değildi. Bir 100 lira bir sakal aranımı atarsın birader. O kadar kardeş kardeş dedi. Aynen lan, Dubai'ye gidiyordun ama. Bana kazandı. Dostlar buradan acil uzaklaşmam lazım. Sizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bir hareket yaptım da ne ya? Bir şirap çekiyor adamı. Görsünler, yetti o adam. Buraya Instagram adresini yazıyorum kral. Yapıştır. Bak. Ve çocuk sabahtan beri çok helal sana. Antrenmansız, antrenmansız. Harbi antrenmansız, harbi getirdin. Allah'ın olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Zehri saldık.